artık buranın insanları köyden şehire gelmek yerine kendi köylerinde, adı mahalle bile olsa hiç önemli değil, kalabilecekleri zeminin hazırlanması ve orada hayatlarına devam etmek durumunda. Çok ilginç bir anekdotu sizinle paylaşayım. Kiraz almaya gittim dayımın bu sene. İşte şampiyon işte, kiraz. İşte bir kasa satın alıyoruz. Adamcağız dedi ki, başkan dedi, ya ben bu gençleri hiç anlamıyorum. İşte ben 8 dönüm kirazlığım var. Eşimle beraber bakıyoruz. Yoğun olduğumuz bir dönemlerde de işte kızım yardıma geliyor. İşte 15 gün falan. Biz 6-7 tane asgari ücreti kazanıyoruz. Bizim gençlerimizin her biri bunu yapabilir. Bu çok zor bir şey değil. Alan da çok büyük değil. Ama onlar bunu yapmak yerine şehire gidip asgari ücret kuyruğuna giriyorlar. Ve bu beni çok etkiledi. Yani gerçekten bu yapılabilir mi diye. İşte Bağcılık'la beraber Naik'te hazırladığımız kiraz bahçelerinin temelinde yatan bu. Ondan sonra baktık, işte biraz böyle Tekirdağ'ın eski yapılarına falan da merak saldık. 1900 yılında 400 bin dönüm bağ varmış. 400 bin dönüm. 1900 yılında. Yani 117 sene önce. Başka adım şanslı. Merkezde yani bu bölgeden burası. 1980 yılında 80 bin dönüm. 2017 yılında 40 bin diyor. Artık rakıya gidecek üzüm de kalmadığı için rakı fabrikası gittiğine göre ve bu topraklarda üzüm üretebildiğine göre, yani her toprakta her şey üretilemiyor. Yani her yere bağ yapamazsınız. Ama bu bölgenin doğal yapısı, bağ çok müsait ve bağcılığın burada mutlaka geliştirilmesi gerekiyor. 32 bin metrekarelikte bir bağ Süleymanpaşa Belediyesi olarak işte çalışmalarına başladık. Ha, biz bağcılık mı yapacağız? Yok, biz sadece bir model üretmeye çalışıyoruz. Yani insanlara bir şey göstermeye çalışıyoruz. Aynı şekilde sütü, süt ürünleri haline getirecek proje çalışmalarımız var. Kalkınma Ajansı'yla da bir tanesine başlıyoruz. Köy kalmalı. Eğer tarımın geleceğinin devam etmesini istiyorsak, tarıma bitirmek istiyorsak köyleri de bitirmek lazım. Peki köyü tanıdığımızı, hala köyden vazgeçmediğimizi göstermek için biz o Atatürk anıtlarını koyuyoruz. Biz Atatürk'e hiçbir zaman bir simge, bir put diye bakmadık. Biz Atatürk'e bir anlayış diye baktık. O bizim en kıymetli değerlerimizden biri. Bu milleti millet yapan değerlerden biri. Ve o değeri, o köyü tanıdığımız, hala oradan umudu kesmediğimiz için köy meydanları yapıp Atatürk heykelleri koyuyoruz herhalde. Tarım için. Yani insanlar köyde yaşasın, çiftçilik yapsın, tarım yapsın diye. İkinci vizyon belki garip gelebilir ama bundan 20 sene önce söyleseler kimse inanmazdı. Eğitim vizyonu buranın. Yani eğitim ve sağlık vizyonu. 30 bin öğrenci eğer Namık Kemal Üniversitesi'nin bu kampüsü kapansa Tekirdağ'daki esnafın ya da Tekirdağ ekonomisinin ne olacağını siz bir düşünün. Peki bu 30 bin yeni üniversitelerle 60 bin olsa olmaması için de hiçbir neden yok. Sürekli orta öğrenim kurumları geliyor. Ve bunların bir süre sonra taşınacağı nokta yüksek öğretimdir, üniversiteler. Yani burası bir üniversite kenti olacak. Ben bile göreceğim yani. Ben çok genç değilim. Sen de görürsün. Bir üçüncü vizyonu istesek de istemesek de burada Akport diye bir gerçek var. Şimdi bir süredir atıl durumdaki Akport mu dedi?
Asyaport diye bir olgu var. Şimdi bir Akport diye de ilavesi çıktı. Uzunca bir süredir durgundu. Nasıl? J-Port. Neyse. Yani adı önemli değil. Şimdi bunların şehre etkilerini düzenleyecek konu da bu vizyonlardan bir tanesi. Şimdi Allah aşkına ben size soruyorum. Şu en son ihale edilen yer, proje tamamlandıktan sonra, yani dolguları, işte Ro-Ro limanı tamamlandıktan sonra 10 dakikada bir tır hareketi olan limandan çıkan araçlar İstanbul yönüne doğru dönerse bu şehrin hali ne olur? Peki bu çevre yoluna nasıl bağlanacak? Ne yaparsak bunun artı değeri şehre kalır da olumsuzluklarını ortadan kaldırırız? Ya şehrin düşünmesi gereken bunlar işte. Yerel yönetimin de düşünmesi gereken bunlar. Vizyonlardan bir tanesi de bu. Yani bir lojistik kenti olma mecburiyeti var. Şimdi Devlet Demiryolları bir lojistik alan yapıyor. Çok büyük değil ama işte onun kendi istasyonu o bölgede projeleri de geldi. Kaç dönüm? 30 dönüm kadar. Bunun devamı gelecek. Yani bir de o şey var, o vizyon var. Şimdi geçen bir büyük sanayi işletmesinin sahibi diyor ki çok para veriyorum ama nitelikli eleman bulmakta sıkıntım var. Neden? Gelen paradan önce çocuğun okuluna bakıyorum. Sosyal ihtiyaçlarının karşılanıp karşılanmadığına bakıyor. Oturacağı ortamın kalitesine bakıyor. Yani şeyler değişti. Her şey para değil artık. İşte 4. ve ana vizyonda o ihtiyacı karşılayacak olan nitelikli bir şehir. Şöyle söylüyoruz. Kentsel dönüşüm önemli. Sosyal dönüşüm de bunun yanında mutlaka olmalı. Ve sosyal dönüşüm, kentsel dönüşümün önünde gitmeli ki doğru bir kentsel dönüşüm olsun. Biz böyle bakıyoruz şehre. Kimin ne dediği hiç umurumda değil. Bir defa daha söylüyorum. Yani yakındaki dostlarım bilir. Bunu çok sık kullanıyorum. Pek çok siyasi bir cümle olmayabilir. Doğru bir cümle de olmayabilir. Ben burada doğmuş, burada büyümüş, buranın ekmeğini yemiş çocuklarını da burada büyütmüş bir Tekirdağlı olarak kendim için yaşamak istediğim Tekirdağ için. Evet, hepinize teşekkür ederim. Bu arada sormak istediğiniz sorular varsa bütün açık yüreklerimizle cevap veririz. Yani Atatürk portrelerinden şeye kadar sorabilirsiniz, aklınıza ne geliyorsunuz?